Şimdi efendim olay şu, yanlışım varsa düzeltin. Siz de konuyu biliyorsunuz. Şimdi Zekeriya Ayan, biz tanıyoruz Zekeriya Bey'i zaten biliyorsunuz. Günlerce programımızda konuk oldu. Bayramın ikinci günü. Evet. Bu az önce gördüğünüz ormanlık alanda görülüyor. Murat Bey de anlatıyor, diyor ki parmaklarının ucuna basa basa diyor, işte inmiş aşağılarda diyor, bir şeyler aramış. Arabada birisi daha varmış. Hatta birileri daha görmüş onları diyor. Yani evet. Anlatıyordu. Böyle söylediler. Evet. Evet. Arabayı yanaştırmış ve kırmızı bir... Murat Bey taksi söylediler bana. Taksi. Durduğunu söylediler. Böyle böyle dediler. Yani burada durdu, yanında biz bir kişi daha olduğunu işte mavi buraların yanından yukarı çıkarken görmüşler. Ben o şekilde bana ulaştılar. Ben de gerekli yerlere tebliğ uzattım. Yani orada böyle da, işte tarlalarda asayişte falan filan Zekeriya Bey inip böyle arayınca... Asayişte de verdim, kanalda sizlere de haber verdim. Yani arayınca herkesin dikkatini çekmiş. Acaba Zekeriya burada ne aradı? Ve Murat Bey diyor ki acaba diyor cinayetle ilgili bir delil vardı. De onu mu aradı? Tabii şimdi insanın aklına bu kadar olaylar ayyuka çıkmışken... Bu. Aklına ilk gelen bu parmakların ucuna basa basa çünkü o, yani bilir orada yaşayanlar nasıl yüründüğünü, nasıl tabii, ettiğini, taban mı basılmış, parmağın ucunda mı, ne aramış diye. Peki Zekeriya Bey'i de göreyim ekranda yarısında. Evet, Zekeriya Bey günaydın. Günaydın. Zekeriya Bey, bayramın ikinci günü o ormanlık yerde, tarlalarda, bağda bahçede ne aradın Allah aşkına? Hayır efendim, ben bayramın bir, ikinci günü Salman'ın bir mahallesine bayram ziyareti için bir Mehmet Şahin diye hanımı, annesi ve çocuklarını götürdüm. Salman'ın mahallesine. Evet. Oradan geri geri köne benim bu cenaze günü yolun kenarına at. İçinde biraların oldu poşet. Evet. Ha. Ben de abiye dedim, gelip ona poşeti attı dedim, Mehmet'e, o yanımdaki olan Mehmet Şahin'e. Arabadan indik, bakakını etrafa baktım, göremedim. Mehmet bana dedi ki, ne arayan, ya dedim bayram günü dedim, şey cenaze günü dedim, Hüseyin'le... Buraya attım dedim, onu arayan. Ha, sen yani o gün gittin ha, bayramın... Aramak için diye... İkinci günü. Tamam ya, bayramın ikinci günü. Şeker teyzenin evet, cenaze günü yola attığın içki kutularını mı aramaya gittin? Evet. Aramaya değil, ben Salman'ın bir mahallesine şey götürdüm. Misafir götürdüm bayram ziyareti için. Eski karakolun daha aşağısında bir mahalle. Oradan geri gelip ona... gözetledim, göremedim, arabadan indim, görebiliyor mu baktım, bir herhangi birisi almış mı diye, biliyor musun? Buldun mu? Yani neden bakma ihtiyacı hissettiniz? Ben gözden geçirdim, bulamadım. Benim yanımdaki arkadaş yok mu, Mehmet Şahin? Mehmet Şahin'in ayağına takılıyor. Aa dedi, sen dedi siyah poşet diye dön, yeşil poşet dedi, bana elime verdi poşeti. Ben de aldım, arabaya koydum. İşte mi? Oradan beri de tanıma geldim, baktım ki bu herhangi bir kullanım, belki dedim güneşte kalmıştır, ne içilir ne de dedim herhangi bir arkadaşı da ısmarlanmaz. Döttüm yine attım. Atacağın şey niye? Nereye attın? Benim evin yanında yine, halen daha gidilse evin yanında yine bu konudur. Nereye attın anlamadım. Yine gösterebiliyorum yani. Evin yanında diyeyim, çöplük vardı, çöplüğü attım. Kendi evinin yanındaki çöpe attım. Peki madem içmeyeceğin bir şeyi niye aradın sormasayı? Aramamın sebebini biliyor musun? Hani buraya attım mesela, ben ta o gün programımda da olsa mesela orayı göstermek istiyordum aslında. Böyle bir şey oldu, daha iyi oldu. Mesela en azından Tüce Hanım'a da gösterdim olayı, zaten onlar çekimini yaptılar. Nasıl attığımı veya nasıl oda bulunduğunu, oda zaten çekimlerde de belli. Ben öyle onların, Şenol'un dediği gibi orman içinde gezmedim. Yolun metrelerinde 2-3, orası zaten korkuyor, 2-3 metre, 2 metre mesafe yok yola, 2 metre. Parmaklarının ucuna basa basa gezmiş. Bu cenaze onun o...
Ya o size de yalan iftira. Böyle bir insan konuşuyor, bir karşısında insanı insan yerine alarak konuşuyor. Böyle bilinçsizce, parmak ucuca gelip keşifi yapılsın oranın. Parmak ucundan gezilmiş, yoksa oraların dışında, haricinde bir yere gezilmiş mi? Keşifi yapılsın. Ya Zekeriya, sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu şimdi de... Zekeriya, abi sen söyle artık, benim Zekeriya, sana bir şey söyleyeceğim, bir şey dinle. Bu kadar insanlar senin üstünde bu şüpheler varken, senin madem ilgilenmeyeceğin, almayacağın, evet, içmeyeceğin, kullanmayacağın şeyi at. O zaman ben senin gibi olsam, senin gibi olsam. Ya, oynamadı ki, ben sadece... Beni dinle. Bir konuşma, evet, beni dinle. Ben senin gibi olsam, ha, benim gibi çaba sarf ederim. Gidip oralarda attığım şişeye aramaz da, birileri bir şey söylemişse onlar üzerine gider bakarım. Hüseyin bir şey söylemişse Hüseyin'in yanına giderim. Hüseyin'in yanına gider bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Burada insanlar peşine takıyorsun ya. Bu millet seninle mi uğraşacak kardeşim? La bu millete... La sen kardeşim, ben sana insanlıkça yardımcı olmayayım. İnsana yardımcı olmaz mı? Şey ya yardımcı ol. En kötü şartlarda size ben kötülüm mü oldu yani? Ya yardımcı olmaya çalışacağız. Madem gidiyorsun oraya, çağır mahalleden. De ki oradaki mahalledeki bir arkadaşım burada yüksele veyahut mahallede kim varsa. Ya ben böyle bir şey yapıyordum. Gel gidelim beraber bakalım. Sen orada millet gördüğü zaman ne söyleyeceğini biliyorsun. Şüphe çekeceğini biliyorsun. Şüphe çekeceğini biliyorsun. Sen zaten şu anda ne? Ya şimdi, hangi gözle bakıyor sana? Yok şimdi şöyle bir şey. Ben insanla, benim kimseden bir mesela herifim bir endişem yok. Şimdi ben böyle bir art niyetli bir düşünce de gelmedi aklıma ki. Hiçbir ya, şey aklına gelmiyor senin zaten abi. Senin zaten art düşünce... aklın yok mu abi senin? Mantıklı mı anlattıkları? Şimdi bakın, ben belki hani o bölümü hatırlayamayanlar olabilir. Mantıcıyorum ben şöyle, böyle bir düşünce düşünmedim ki. O bölümü hatırlayamayanlar olabilir. Yani Zekeriya Bey bunu bize niye anlatmıştı hatırlamıyorum. Fakat kendi kendine anlatmıştı. Hüseyin Bey'le yine, hani o görgü şahit Ümidi falan gördüğünü söyleyeyim. Hüseyin Bey'le yine Şeker teyzenin cenazesindeyken Hüseyin Bey Zekeriya Bey'e diyor ki, gel diyor seninle Salman'a gidelim. O da ne için olduğunu bilmeden onu alıyor aracına, Salman'a götürüyor. Salman'da bir alkol satan dükkanın önünde duruyorlar ve içki alıyorlar. Sonra her nedense Zekeriya Bey yolda kızıyor Hüseyin Bey'e ve içinde bira kutularının olduğu, evet, torbayı yola fırlatıyor, kızıyor, atıyor, gidiyor ve cenazeye geliyor. Ben o gün onu biz niye anlattığınızı da, evet, anlamamıştım ama... Şimdi de siz bayramın ikinci günü yanınıza yine birini, evet, alarak o attığınız, şimdi içki diyeyim bari, içki kutularını bulmak için tarlada, evet, arama yapıyorsunuz. Evet. Peki ben de diyorum tarla ki... Tarla değil efendim, yolun kenarında zaten 2 metre. Ya yolun kenarı falan işte, yani işte ağaçlık, ormanlık yer. Ben de şunu anlamadım. İçmedik, evet, de diyorsunuz. İçmeyeceğiniz bir şey niye aradınız? Evet. 60 saat. Ben sadece yakında o Mehmet Şahin'den şey var, hanımı var, annesi var, çocukları var. Ben sadece dedim hani bak ben buraya attım dedim. Hani beni mesela Hüseyin'den attın dediler ya, ben attım dedim ya Hüseyin'den, ben boşadı buraya. Artık kardeşim attım buraya dedim. Onu göstermek için sadece. O Mehmet de bulunca ben de arabamı aldım. Yine baktım ki herhangi bir arkadaşı da ısmarlayamam. Kendim de içemem. Yine attım evin yanında. Ne geçti elinize? Ben bunu evin yanında da olsa gösteririm o mesele. Zekeriya Bey, bu hareketi yapmakla efendim, neyi amaçladınız da sonunda, evet, elinize ne geçti? Hani... Ya öyle, ben sizin düşünce yapınızı anlayamıyorum, ya, kavrayamıyorum. Eline ne geçecek? Herkes orada delil vardı. Zekeriya arıyordu, duruyor, evet, bütün köy. Aynen öyle. Doğru, çünkü yani herkes şüphelenmekte de haklı. Niye biliyor musun? Hani ben kendi içimden böyle bir art niyet düşünmedim. Ya mesela böyle bir art niyetim de kimseye olmadı. Benim böyle düşüncem olsa zaten oraya da gitmem, yani yanaşmazdım daha yani. Peki sen siz Hüseyin Bey'le ya birlikte içki şişelerini, içkileri aldığınızda beraber arkadaş olarak yola çıkıyorsunuz. Evet. Beraber karar veriyorsunuz. Evet, dükkana, evet, da bakkal dükkana da gidip bir takım, evet, içeceğiniz içkiler alıyorsunuz. Ve tam da Şeker teyzenin cenazesinden bahsediyor. Evet. Cenaze günü. Peki o arada arkadaş olarak içki aldığınıza göre aranızda bir samimiyet var. Beraber içmek üzere alışveriş yapıyorsunuz. Aranızda ondan sonra ihtilaf olarak hocam, ne geçti de sen o içkileri alıp fırlattın ormana, ona vermedin.
onun içmesine de mani oldun. Ne geçti aranızda? Konu hocam, neydi? Hocam şunu söyleyebilir miyim? Buyurun. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun söyleyin. Söyle. Ben mesela bu Hüseyin beni Salman Pazarı'na götürürken mesela bana içki alacağını değil misafir gelip eve bir şey alacağını söyledi. Ben içki alacağına bilgim olmadı. Olsaydı ne fark ederdi? Zaten siz onun ya, evine gecenin bir yarısı alkol götürüyorsunuz. Yani sizin aranızda evet. İhtilaf ne geçti? Hangi konuda bir anlaşmazlığınız oldu da o kızgınlıkla kalkıp aldığınız içkileri içmeye fırsat vermeden sokağa attınız? Aranızda önemli bir konu geçmesi lazım. Ya, hocam ben şunu söyleyeyim. Ben sadece cenaze günü yani kendim Hüseyin gibi bey gibi içki içsem o gün cenaze günü o içki içmem. Orada mesela içki içilecek bir vaziyet değil ki. Düğün o zaman niye aldın o gün? Ne diye içki alın ben mesela. O gün, şimdi Zekeriya, o gün cenaze olduğunu biliyorsun. Efendim? Eğer cenazeye de gidecekseniz o gün gitmişler, o içkileri... Gitmişler. Bak şimdi ikisi beraber cenazeye gitmiş. Dönüyorlar. Hayır dönmüyorlar da. Ha? Cenaze orada işte... Caminin orada. Caminin oradayken cenaze. Evet. Bunların ikisi kalkıyorlar. 20 yarım saat mesafede Salman'a gidiyorlar. Salman'dan alıyorlar bunu tekrar geriye dönüyorlar. Cenazeye. Tabii geri dönecek. İyi o zaman Zekeriya'nın eşi çocukları falan cenazede. Yani o sırat-ı müstakimde o iki yani kalkıp da bir üzüntünün olduğu köyünüzden öldürülen bir kadın var. Bir hanımefendi var. Onun cenazesindesiniz. O sırada kalkıp da içki almak ihtiyacı nereden doğdu? Acaba size olan vatandaşların bakışından mı yoksa musalla taşında yatan Allah gani gani rahmet eylesin Şeker teyzenin yani o cesedini görüp de bir vicdan azabı mı hissettiniz? Bir sıkıntıya mı kapıldınız da gidelim içki alalım da bir rahatlayalım üzerimizdeki bu psikolojiyi atalım diye mi düşündünüz? Hayır hocam, benim böyle bir düşüncem olmadı çünkü aldım deyince ben atmazdım zaten. Ama bir dakika ama şimdi benim böyle bir niyetim olsa. Hayır, o efendim? Zaman da bunu konuşmuştuk. Şimdi Salman'ı sizi zaten Hüseyin Bey niye götürüyor? İçki içmeye almaya götürüyor. Siz oraya gidiyorsunuz, adam dükkana giriyor, girdikten sonra paketle çıkıyor. Siz Salman'da atmıyorsunuz ki bunu. Geliyorsunuz, evet. Geliyorsunuz, köye artık kalmış 3 metre yol orada atıyorsunuz. Hani yeni mi aklın başına geldi biz niye alkol aldık? Cenaze evine daha bayağı... Efendim daha cenaze evine gelmeden... bu bana dedi ki o yolun kenarında zaten durduk orada. Yani birisinin oraya gelen halde bir tanesini içti. Zaten o benim durduğum yerde, attığım yerde onun ikincisini bitirmek üzereydi. Bana da dedi ki poşetleri çıkardı. Bunu da dedi sana aldım dedi. Ben de tutup onun yanından beri tuttum yolun boyuna. Otunu fırlattım attım oraya doğru. Niye? Benim zaten içmek amacım olsa niye atayım ben öyle bir adliyetim olsa? O zaman içmeyeceksen birlikte niye böyle bir alkol kullanan birine yarım saat eşlik edip sonra onun iki şişe içmesine eşlik edip sonra da sana teklif ettiğinde kızım şişeyi atıyorsun. Ben içmiyorum de geri ver ona. Hayır, hiç onunla muhatap olma. Bunu da sana olma. Aldım diyor ya bunu da sana aldım. Doğal değil mi? Ben biriyle alkol almaya gidersem yarım saat. Cenaze evini terk edip gidersem, evet. Alkolü alırsam, arabanın bagajına koyarsam, sonra oturup onun iki şişe içmesini evet. Seyredersem, ondan bu teklifi almam doğaldır. Burada anormal bir şey yok ki. Yani efendim, bu anlattıkların alınan şişeleri kalkıp atmayı gerektiren bir durum değil. Makul bir cevap evet. Veremiyorsun Zekeriya. O sana bir şey söyledi orada. Siz evet. Gittiniz ben Rami Bey'in sözüne katılıyorum. Gittiniz orada kızdırdı. Böyle endişelendiniz. Sonra gittiniz oradan işte içki almaya. Yakın mesafe değil ki. Gidiyorsunuz o kadar yolu sonra tekrar geri geliyorsunuz. Bu adam içiyor. Sonra sana verileni de sözle sen de camdan dışarı fırlatıp gidiyorsun yani. İçini laf ola beri gele. Evet. Evet de yani ne yani? Bir şey sorabilir miyim beyefendiye ben? Hocam sormak istediğiniz zaman sorun ne olur. Şimdi Zekeriya Bey, siz Hüseyin Bey'le birlikte efendim? Cenaze günü
cenaze var, büyük bir üzüntü var, büyük bir teessür var etrafta. Evet. Sizin çoğunuz çocuğunuz cenaze evet. evindeyken Salman'a neden gidiyorsunuz? Evet. Amacınız ne? Hocam ben sadece misafirim gelecek dedi Hüseyin Bey. Hayır hayır hiç öyle demedi. Sen yayında anlattın. Yiyecek, hayır. Yiyecek alacak yine gittim ben. Hayır efendim. Hayır hayır yayında anlattın. Hiç öyle ne yiyecek vardı ne arkadaşım gelecek. Hiç öyle bir şey söylemedin. Yok, ben yiyecek alacak anlamında gittim. Niye biliyor musun? Ne ben yiyecek alacaksınız? Ben misafirim gelecek dedi. İnsan misafirine. Köyde bakkal var. Ya, yiyeceğimi bana bir süremedi. Sadece dedi misafirim gelecek dedi. Bir iki bir şeyler alacağız dedi. Başka markete bir şey gidin hemen köyün Şeker teyzenin yanında market var. Ya, ben o kadar akıma düşün öyle bir şey düşünemedim yemin olsun. Valla düşünürsün çünkü benzin parasını bilmem nesini 3-30 lira 20 lira falan burada bize 3 lira 5 lira anlattınız ne kadarca. Salman'a gitmek gelmek benzin parası. Evet. Adamın sana borcu var zaten. Bir şey de alacaksın. Bir de ne alacaksınız köylük evet. yerde Allah aşkına ne alınacak? Zaten her şey bağında bahçende evinde. Hemen ileride de bakkal var oradan gidip alın. Bir de orada da cenaze evi var. Oraya gitmeniz evet, gerekiyor. Çocuğu cenazede. Evet. Sen gel doğruyu anlat. Vallahi anlatmıyorsun yani artık. Yani burada doğru dürüst izahat veremiyorsun. O cenazeyi terk edip gidip bu şekilde ta alışveriş yapmak, Salman'a gitmek, içkiler almak, tekrar dönmek. Bir saat, bunun bir sebebi olması lazım. Cenaze mahallini terk etmek için o anda aranızda neler oldu? Ne konuşuldu? Hüseyin veya sen orayı terk etmek ihtiyacını hissettiniz. Bu sebep nereden doğdu? Efendim benim oraya zaten art niyetim olsa Salman Mazarı'nda acele edip hemen geri dönüş yapmam. Çünkü ben cenazeye gelmişim orada. Ya dönüş yapmak senin elinde değil. Salman'dan beklerdim. Psikolojik olarak hem ayrılmak istiyorsun hem de uzaklaşamıyorsun. Bu eşyanın tabiatında olan bir durumdur. Bir uzaklaşırsın bir de oraya gitmeyi... Seni iten bir kuvvet var. He. Seni iten bir kuvvet var. Görünmez bir kuvvet var. Bir içgüdü var. O içgüdünün tesiri altında daha fazla da uzaklaşamıyorsun. Hele bir gidip bakalım neler oldu. Neler konuşuluyor. Neler ceryan ediyor. Bu senin elinde olan bir şey değil. Onun için ben ayrılmazdım ki. Efendim? Ayrılmak da oraya gitmek de senin çok mantıklı ve iradenle değil. Şimdi ben bir daha soruyorum Zekeriya Bey. Siz o gün cenazedeydiniz değil mi? Siz o gün cenazedeydiniz. Ailece gittiğinizi evet. söylemiştiniz. Evet. Sonra evet. Hüseyin Bey'le evet. orada mı buluştunuz yoksa onları da evden aldınız mı? Evden almadım. Sadece Şeker teyzenin orada hanım mesela bayanlar oturuyordu. Erkekler ise caminin olduğu yerdeydi. Biz caminin olduğu yere gittim. Caminin olduğu yere varınca Hüseyin Bey geldi yanıma. Heh. Dedi ki senden 5 dakika Salman'a gidip gelebilir miyim? Dedi ki ya ne var yok diyorsun oğlum. Ya misafirim gelecek bir iki bir şeyler alalım dedi. Ben de dedim gidemem dedim. O dedi ki ya 5 dakikada gidip geleceğiz dedi. Hani 5 dakikada gidip geliyoruz deyince ben o zaman hesaplamadım. Hemen zaten cenazenin de daha gelmemişti. Gelene kadar en azından Salman'dan alacağını alır dedim bana. Peki Salman kaç kilometre sizin orada? 7 kilometre. 7 kilometre. Kaç dakikada gidiyorsun? 15 dakika. Vallahi ben hiç dakikaya da bakmadım çünkü ben devamlı canım o gün değil ki. Için. O gün değil sürekli gittiğin yer yani. Yok yok hani. O gidip aldığınız eşyalar. Bir dakika bakıp da kaç dakikada gidiyorum. Mesela bazı yerler var. Bazı yerler beton bazı yerler site bize ya. Hiç öyle dakikaya da bakmadım. Hayır canım o gün değil yani. Normalde sen orada yaşamıyor musun? Orasıyla evet. Salman arasında kaç dakika var? Yok ben... Kaç dakika mesela 10 dakikada gidilir. 10 dakikada. Ya nedense saatlerle ilgili sorduğumda işinize gelirse 20 dakika oluyor. İşinize gelmezse 10 dakika oluyor. Çok enteresansınız yani. Orası nereden baksan 15'te 20 dakika arası. Gelmek de o kadar. Yani yoldan yol mesafesi de var ya hani yolda virajı ne bileyim olsun. En az 15-20 dakika. 15-20 dakika git, 15-20 dakika gel zaten kafadan yarım saat. Bir de kenarda siz bir de şimdi caminin oradasınız. Caminin oradan gidiyorsunuz Salman'a. Sen Salman'a neden gittiğini gayet iyi biliyorsun. Evet. Çünkü
Şeker teyzenin oradaki dükkanda alkol yok. Evet, evet. Yok. Yani eğer misafiri gelip alışveriş yapacaksa bu alışveriş, Salman'da olan alışveriş sadece alkol olabilir. Oradaki markete gitmemenizin nedeni orada alkol satılmaması. Sen gayet iyi biliyorsun gidip oradan alkol alacağını. Biliyorsun abi ya, şimdi birbirimizi kandırmayalım artık. Bak abi olsun diyorum yani. Doğruyu söyleyelim artık. Yani yeter yani. Olsun, benim böyle bir adliyetli düşüncem olmadı yani. Abi bunun adliyetle alakası yok. Adliyetli düşüncem olmadı. Yahu iyi de burnumuzun dibinde market var. Orada bir şey satmayan bir şeyi almak için ben öte tarafa giderim 20 dakikalık yere. O da ne? İçki. Sen bu adama zaten içki taşıyorsun. Ay cenaze evet gibi çok tamam önemli bir... Yani gittin Salman'a. Sadece her zaman değil yani. Böyle mesela... Evet. Tamam taşı taşıma, o da benim umurumda değil. Gittiniz. Aldınız onları da geri geldiniz. Evet. Sonra arabada... Evet. Ha yani niye gidip içki içtiğiniz mevzusu Rahmi Bey'in de dediği gibi benim aklımdadır. Orası ayrı da. Hadi gittiniz. O da bizim düşüncemiz olsun. Evet. Evet. Kötü niyetli davranmış olalım. Evet. Gittiniz, aldınız alkolü. O da yolda içiyor bir taraftan da. Sonra ne oldu da sana ne dedi de sen kızdın da diğer kutuları aldın, camdan dışarı attın. Bunu bir izah et bakalım. Ben şundan kızdım. Neden? Bana dedi ki cenaze evi ne var ne vardı, şunu bitireyim azabı burada bekle dedi, biliyor musun? He. Azabı burada dedi bekle dedi, cenaze evine varmadan dedi, gören olursa dedi ayıp olur dedi. Ondan sonra bana da o ayağın ucunda poşeti çıkardı, bunu da sana aldım dedi. Bana poşeti uzattı. Ben dedim ki bu cenaze günü bu içilmez dedim. Poşeti tuttum, onun olduğu taraftan beni dışarıya attım. Bagaja koysaydın, yani o anda içmek istemiyorsan alınmış ya, bir şey. Arabanın bagajına koysaydın. Cenaze işi bittikten sonra da evinize gittiğiniz zaman kullansaydın. Madem bir para vermişsin. Yarım saatlik yola gidip geliyorsun. Zaten içki almaya gittiğini evet biliyor. Evet. Evet. Yani camdan atmanın başka bir sebebi olması lazım. Niye söyle? Ha. Niye söyle? Efendim yemin olsun ben bunu içki alacağını bilsem şart olsun gitmezdim. Niye biliyor musun? Ne alınacağını zannediyordu? Ha ben o bileyi zaten... Efendim? Ne alacak diye düşünüyordu? Ay bu ses oradan ben mı geliyor? Gıda üzerinde ve yiyecek gibi mesela... O yiyecek daha yakında var. Yiyecek gibi bir şeyler almak... O yiyecek daha yakında var. Ben onu orasını yemin olsun düşünmedim. Bu an için buradaki bakkal benim aklıma hiç gelmedi. Ya nasıl gelmedi ya? İçki aldığını alırken görüyorsun. Kasada ödeme yaparken görüyorsun. Girmedim arabada içeri. İki tane içerken görüyorsun. Bir dakika, girmedi de nereden aldı ki bu onu? Nereden aldı? Evet. Nereden aldı? Yok ben girmedim. O tekel bayın içine girdi kendisi, ben girmedim dışarıda. Tekel bayinde ne satılıyor abi? Buzdolabı mı satılıyor tekel bayinde ya? Bak gerçekten yani hani son sezon finali sakin olayım diye geliyorum. Ama Allah insanı çok bu güzel kadar düşürüyor. Tekel bayine tekel bayine döndük girdi diyorsun. Tekel evet bayinden ne alacak bu adam? Kendi ağzında söylüyorsun. Ben zaten girdiğinde tekel bayine girdiğinde zaten anladım işi alacağını. Almış. Almış işte, binmişsiniz arabaya, gene 20 dakika gelmişsiniz oraya dura kalka içsin diye. Son anda ne oldu da seni attın? Alacağım daha... Çünkü benim böyle bir içki kullanmayacağımı bilerek cenaze evinde bana ne din alıyor? Bir mesela insanın acı günü varken içki mi içmesi gerekiyor yani? Ben ona kızdım. Abi sen de kaç yaşında adamsın yani, ben şimdi orada millet kokmuyor mu? Bu kokuyor, kokuyor zaten. Gittiği zaman anlamayacak mı millet zaten onun içki içtiğini? Ya illa kanda anlamaz olur mu? Ben şimdi mesela bir insan bir bardak da işte yanından biri içmeyen birisi de olsa fark eder bunu. Ama içen birisi o kadar fark etmez. İçmeyen birisi çok fark eder. Ya millet gelip senin arabanı mı arayacak? Burada içki şişeleri var diye. Arabanın bagajına koyarsın, torpidoya koyarsın, koltuğun altına koyarsın, 50 tane yere koyarsın. Madem ki o anda saklamak istiyorsun. Atmanın sebebi var. Ben saklamak için değil. Geçen... O bir şey söyledi. Ya o anda aranızda sizin önemli bir konuşma cereyan etti.
O önemli konuşma üzerine. O biraz bence kafayı bulunca bir şey söyledi. O hatta ihtiyacını hissetti. O biraz kafayı buldu. Biraz başka bir şeyler söylemeye tabii çalışınca bu tabii da artık sen daha fazlasını içme dedi aldı. Gayet attı tabii. Gayet tabii. Bir şey geçti aralarında. Hayır efendim ben sana bir şey mi? Bu mesela bu yani böyle bir düşünce ne oldu ne de bitti sabırsın mı? Benim böyle bir şey zaten söylese yine söylerim. Oradaki söylediği kişi lafını ne söylediyse ben söylerim. Niye biliyor musun? Ha. Bana sadece dediği kelime bu şunu da sana aldım dedi ya. Ben bir anlık kızgınlığımla attım zaten. Mesela normal gerek ona bunu da sana aldım dese ben bu kadar kızmazdım. Peki içki almaya geldiğinizde sen demedin mi? Sen beni alışverişe getirmiştin. Niye içki aldın diye orada kızmadın mı sen ona? Dedim mesela buraya dedim başka bir şey alacaksın diye sordum. Yoktu daha almayayım dedi. İyiyse beni bunun için buraya niye getirdin dedim yani. Ha kızdın orada yani ona. Ha beni bunun için niye getirdin buraya dedim yani. Çok sert. Efendim evet. Şimdi Murat Bey'in bandında tam hani gözüken yer var ya nerede dolaştığına dair Murat Bey gösteriyor. Nerede gördüğünü. Yukarılara çıkmış. He, bir orayı bir yönetmenimiz getirir mi? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Orayı bilmediğim için soruyorum. Hı hı. Şimdi Salman'dan bu bahsi şimdi Salman'ı arkamıza verelim. Gel abi sen biliyorsun değil mi oraları? Biliyorum. Rica ederim. Şimdi Salman arkamızda olsun. Evet tamam böyle. Şimdi cenaze yere doğru gidiyoruz. Böyle gidiyoruz evet yön olarak. Evet doğru. Şimdi ben şoförüm. Ben Zekai'yim. Sen de Hüseyin'sin. Evet. Tamam mı? Ya Allah korusun beni Hüseyin'e koymayın. Ben de Zekai oldum ama bak. Şimdi burası arkamızda. Böyle mi? Şimdi o bizim gördüğü hani gösterilen yer var ya. Benim sol tarafımda mı kalıyor sağ tarafımda mı kalıyor? Sen şoförsen sağ tarafında kalıyor. Senin sağ tarafında kalıyor. Direksiyon solda olduğu için o Zekeren dediği yer sağ tarafta kalıyor. Sağ tarafta kalıyor. Yani evet arkamızda Salman var. Evet. Önde cami var. Evet cenaze ben var. Ben şoför olarak böyle gittiğimde bira kutularını Hüseyin'in önünden bir atman lazım. Heh. Yani direksiyon solda onun dediği göre direksiyon solda Hüseyin'in önünden bir atman lazım. Heh. Kendi camından. İşte dakika bir yalan iki oldu bu. Evet. Peki insan aldığı zaman tamam kutuyu kendi tarafından mı atar? Tabii kendi tarafından atacak. Yoksa yanındakinin üzerinden mi atlayıp atar? Öyle bir saçmalık mı olur? Tutturamaz bile camı. Efendim bak orada bak görüntüye göre bak yolun altında bayağı bir mesafe var. Ben yolun üst kenarına yakınım, üst kenarına. Ben yolun üstünden falan bahsetmiyorum ben. Biz ikimiz, ben şoförüm. Bu da yanımda oturan kişi Recai Bey'de. Evet. Benim de elimde atmak istediğim bir şey var. Evet. Camdan fırlatacağım. Sen sağ evet elini mi kullanıyorsun, sol elini mi kullanıyorsun? Hangi elini kullanıyorsun? Sağ elimde mi? Zaten Hüseyin'in oturduğu yer var yok mu? Benim sağ tarafım. He. Benim sağ tarafım. Zaten Hüseyin'in ayağımın burnundaydı. Bana dedi ki abi boşadı de sana aldım dedi. Bana ayağımın burnundaydı. Onun kendi ayağımın burnundaydı. Ben de onun ayağımın burnundan aldığım gibi onun önünden beri hemen yolun boyuna attım bu şekilde. Tamam kendi sol camını açıp atsaydın. Sen solda şöverim halindesin. Sol camını açsaydın. Kalkıp da Hüseyin'in oturduğu koltuktan uzanıp sağ camı açıp oradan atmanın hiçbir mantıki izahı var mı yani? Ya niye atıyorsun? Hiçbir izahı yok. Ya bırak hadi atmak gerekti. Niye atıyor? Atmak gerekse dahi. Solda camı var. Hayır madem atmış niye arıyor şimdi? Allah Allah. Ya, Allah. Yani şimdi İçmeyeceğim desen torbadan sana zorla ağzına içirecek hali yok. Niye atıyor? Ya ben şimdi burada şoför mahallinde oturuyorsam otomatik araba mı vitesli araba mı senin kamyonet? Kamyonetin var mı otomatiği bilmiyorum. Murat vitesli. Vitesli. Sen şimdi vitesin orada. Eğilince zaten aşağıya batacak göbeğine. Fazla da göbeğin yok ama. Oradan eğileceksin. Alacaksın. Yok. O ne ya? He. Hüseyin'in üzerinden dışarıya fırlatacaksın. Yani Hüseyin peki camlarınız arabanın camı Zekeriya Bey. Açıldıracağım arabanın camı. Ya. Kolla mı açılıyor yoksa otomatik olarak basınca açılıyor mu? Otomatik olarak. Camı da açtı yani o arada. Açacaksın otomatik sağ camı. Hüseyin'e de çekil biraz sana değmez diyeceksin. Sol tarafta cam varken oradan atmayacaksın. Uzanacaksın. Sağ taraftaki camdan dışarıya atacaksın. Bir de
Alkol almak için 40 kilometre yol giden Hüseyin de buna müsaade ediyor. Sen atarken ben de atacağım. Hüseyin de ses çıkartmayacak. Ben de çekerim. Ya ben buraya kadar geldim bunu almaya nasıl attırırım? Hüseyin her dediğini yaptırıyor zaten. Allah Allah. Hüseyin niye attırmış onları o kadar yol gitmişti? Kaç kutu attın Zekeriya Bey? Hocam şunu söyleyeyim. Zaten camlarımız iki taraflı da zaten açıktı. Ben senin Hüseyin'in tarafı daha yakın. Benim yolum altının tarafında bayağı bir mesafe var. Arabadan inip de yoldan aşağı atmam lazım. Ya yoldan... Senin camın da açıksa sen niye kendi sol taraftaki camdan atmıyorsun? Daha uzanıyorsun sağ koltuktan Hüseyin'i aşarak. Efendim bu... He. Ya mantıklı konuş Zekeriya. Allah'ını seversen mantıklı konuş ya. Üst tarafıma yakın, alt yan tarafıma. Ya iyi de attığımız bir saklama... Hocam ya atılan saklamak istediğimiz bir şey değil ki. Arkadan çevre polisi falan seni görüp niye bu torbayı buraya attın demeyecek ki sana. Atarsın yola devam eder gider. Evet.